Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bizleri memnun ettiniz buraya geldiğiniz için. Kulübümüzü biliyorsunuz. Bir transfer yasağımız var şu anda. Bununla ilgili olarak Marin Elves dediğimiz bir oyuncu 1,5 milyon euro bizden UEFA'da davasını kazanmıştır. 500 bin eurosunu bizden gelen UEFA'dan gelen paradan almıştır. 1 milyon euro şu anda kapıda beklemekte. Biz bununla ilgili görüşmelerimiz var. En son transferin kalkmasıyla ilgili 200 bin euro teklif ettik kendisine. Ama olumlu bir dönüş sağlanmadı. Şu an anlaşmamız devam etmektedir. Transfer kalkarsa eğer bu konuda 2 tane 3 tane kanat oyuncusu almak düşüncemiz vardır. Okan Buruk zamanında gelmiştir kendisi. 7 dakika falan oynamış. Yapma Yani ya. aslında Yapma haksız ya. bir kazanç bence buna bakarsanız. Ya, 500 bin Okan euro Buruk oynadığı neresi yerde yapacağız para? bizden sonra Kanada'ya Kanada'da bir bir 1000 kulübe euro gitmiş. anlaşma yapmış. Normalde oraya işte 400 bin euro bir anlaşma yapmış olsa ya muhakkak yapmıştır bu adam. Süreç Yani mi 2,5 süreci? yıldır işte 2017'den beri dava devam ediyor. Bu davaya biz itirazlarımızı yaptık, bütün Yaptık. şeylerimizi. Bizden önceki yönetim 700 bin euro teklif etmiş buna. Evet. Gelin anlaşalım demiş. Kabul etmemişler. Son Koşmaya devam zamanlarda ediyor. evet takımımızda böyle son 2-3 maçtır işte transfer olacak mı? Oyuncular biz gideceğiz mi? Böyle bir şey vardı akıllarında diyeyim. Ama şunu açtık şu anda. Bakıyorlar transfer yapamayacağız. O havadalar. Oyuncular birbirine kaynaştı. Ya bir küskünlük, dargınlık yok. En son işte Antalya kampında da gördük. İyi kondisyon hazırlandığı oyuncularımız. İkinci yarıya hızlı başlamayı düşünüyoruz bu konuda. Şu an sakatlar vardı işte. Taha vardı. Elmar vardı. Onların da ikinci hemen ilk etapta oyuna gireceğini düşünüyorum ilk 11'i. Taraftarlarımızla görüşüyoruz. Akşam yine bir taraftarlar derneğimize konuk ettik burada. Hem hoş geldin dediler. Onların istek ve dileklerini dinledik. Hızlı bir şekilde bunların şöyle diyeyim. İşte dediğim bilet fiyatları dediler. Onları düşürdük. Deplasmanda bizlere destek çıkması için işte otobüs. Yani ne gerekiyorsa yapalım sözünü de verdik bunlara. Şu an taraftarlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Kulübümüz açık ve şeffaf. Buyurun gelin diyoruz antrenmanlara, idmanlara. Bütün şehri bekliyoruz açıkçası yani sırf taraftar olarak değil. Sadece bu maçı izlemeye gelmesin taraftarlarımız dedik. Takımına sahip çıksın yani sırf sahada değil yani dışarıda da. Bu kulüp sonuçta Akhisarspor herkesin, Akhisarlıların yani. Biz şu anda görevi aldığımızda şifreler bizde değildi. Şifreleri aldık işte tekrardan yine bir oluşum yaptık. O yüzden o ara evet kapandı. Doğru söylüyorsunuz. Ama şu an açık bütün hesaplarımız, sosyal medya hesaplarımız, telefonlarımız her şey açık. Ulaşılmayacak bana da herkes ulaşabiliyor yani. 11 kişilik yönetimimiz değişmedi. Ben onları size hepinize göndereyim. Hem telefonlarımla bir talep oldu. Biz taleplerini yerine getiriyoruz evet habercilerimizden. Yönetimimiz değişmedi. Ben as başkandım ilk bu geçen kongrede. Biz görev değişikliği yaptık Hüseyin Ergüsel'le başkanımızla. O benim yerime geçti. Ben onun yerine geçtim. Ali abimiz Ali Kuloğlu şu anda as başkan, ikinci başkan kendisi görevde. Hüseyin abi de şu anda as başkan görevinde ama tabii Ali abi ikinci başkan olduğu için daha aktif. Bizde zaten yönetimde yani herkesin 11'in 11 yerde durması olmuyor yani bunu siz de biliyorsunuz. Ama biz yeri geldi mi hepsini bir araya topluyoruz yani sıkıntımız yok. Yani yönetim içinde bir böyle bir kopukluk şey yok yani aklınıza bir şey gelmesin. Ama çağırdığımız anda herkes burada yani. Tabii şimdi deplasmana gidiyoruz. 11 kişi aynı anda gitmiyor. Bazen kimin işi oluyor. Herkes esnaf burada biliyorsunuz. 4 kişi gidiyoruz. 5 kişi neyse yani. Ama yeri geldi mi hepimiz de gidebiliyoruz yani. Sıkıntımız yok. Yeni Yönetimle bina... ilgili bir sıkıntı. Yeni binamız, kaba inşaatımız bitti. İşte internet, doğalgaz, klimalar. Bütün hepsi hazır şu anda. Bir tek içindeki mefruşat sıkıntımız var. İşte perdelermiş, oyuncunun kalacağı baza, işte televizyon. Böyle ufak tefek işlerimiz kaldı. Bununla ilgili evet bir bütçemiz var ama biz şu anda bütçemizden bu parayı ödeyecek. Ya gücümüz de var ama biz ayırmak istemiyoruz. Yani oraya bütçe ayırmak istemiyoruz açıkçası. Elimizdeki mevcut paramızı da oyuncumuza kullanmak istiyoruz. O yüzden biraz askıya aldık ama böyle bir sponsor, bir destek bulursak bunu devam ettireceğiz. Yani şu an hazır tesisimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den önündeki çevre düzenine bir söz aldık. Projesi çizildi. Onu da sizinle paylaşalım. Ben sizlere göndereyim. Bizim bu ligde şöyle bir durum var. Federasyondan gelen bir aylık 800 bin civarı bir paramız var. Ama biz bunu temlik ettik zaten yani. Bu Marin Elves'ten dolayı. O para şu an temlikte yani. Ama gider derseniz 3 milyon yakın giderimiz var aylık. Ama İşte bu oyuncular süreçte ödenen. biraz daha azalarak Şimdi gelecek. bu ikinci yarıda bu gelirler ödenecek paramız diyeyim. Giderlerimiz biraz düşecek. Neden düşecek? İşte bir futbolcuyla anlaşıyorsunuz diyelim 1000 lira örnek veriyorum. Biz bunun %80'ini ödemiştik. Yani bir 30 milyon
yakın bir bütçe yaptık bu yıl içerisinde. 25 milyon ödemiştik veya 23 milyon neyse tam bilmiyorum aklımda yok. Bunu ödemiştik yani. Ödenmiş para. Şu anda hiçbir futbolcumuza, hiçbir kuruma, hiçbir resmi daireye ödenmemiş borcumuz bulunmamak. Yani ikinci... Sadece Marinelves haricinde yani. Valla biz şu anda son maçta yenseydik veya bir maç alsaydık ikincidik biliyorsunuz yani. Evet. Takımımız kötü bir durumda değil yani. Tabii bu futbol biliyorsunuz olmadı olmuyor yani. Biz bu takımın çıkacağına inanıyoruz. Yani transfer yapmasak bile şöyle bakıldığı zaman gerçekten 1. Lig'de Süper Lig'de oynamış en az bizim 11-12 tane oyuncumuz var yani. Bugün ilk 11'e çık desen Süper Lig'de çıkacak oyuncumuz var yani. Diğer kulüplerin öyle bir şansı yok. Bunu söyleyeyim. Biz inanıyoruz Süper Lig'e çıkacağımıza. Oyuncularımız inandı buna. Şimdi görüşmelerimizde gittiğimiz yerlerde taraftarlarımız inandı. Şehir de inanacağına ben inanıyorum yani. İstiyoruz artık şehir de inansın buna yani. Bir Süper Lig'e doğru artık yönelim istiyorum yani. Biz üyelik kurumunu açtık. Onu da söyleyeyim. Açtık. Evet. Görüşmelerimiz oldu. Birçok belediye başkanı işte diğer kuruluşlarla. Ama şöyle bir şey. Biz dedik ki belli bir bunun şey olsun. Kriterler olsun işte. Bir kafamızdan düşündüğümüz bir 5.000 civarı para olsun dedik. Ama kimse bize gelmiyor şimdi. 1.000 lira için de burada kulübün şey yapmanın bir anlamı yok. Şu burası... anda 5.000 lirayı veren Aksel Spor'a üye olabiliyor mu? Tabii bazı kriterleri arayacağız yani. Sadece 5.000 lira bitmeyecek. Kadar, pardon 31 Ocağı kadar özür dilerim. Kulübümüze müracaat eden 5.000 TL. Bunu da yönetim kurulu 11 kişinin değerlendirmesiyle alacağız. 11 kişinin 3 tanesinin okeyiyle en az 3 kişinin kefaletiyle bu 5.000 lira rakamımız bizim kendi yönetimimizin verdiği ortak karar değil. Ben şahsıma sorarsanız ben 15.000 lira dedim yani. Belediye başkanımızla yaptığımız toplantıda 5.000 TL olarak adını koyduk. Hatta pazartesi veya salı günü ilk kendisi üye olarak bir ekiple üye olacak. Bu süreç içerisinde kulübümüze üye olmak isteyen kişiler bize dilekçeyle müracaat ettikten sonra bu süreç içerisindeki %99.19 çoğu kabul edilir. Bu okeyi verdikten sonra IBAN numarasını vereceğiz. Hesaba parayı yatıran her vatandaşımızı kulübe üye İşte biz şunu istiyoruz yani. Burada evet adam geliyor 5.000 liraya getirecek bize örnek veriyorum. Üye olmak istiyor. Tabi bazı kriterler var. Bakacağız. Adam gitmiş Beşiktaş'la üye olmuştur. Ben onu kabul etmem. Kusura bakmasın. Yani onları o yüzden diyorum yani. Adam getirdi yoksa al 5.000 lirayı beni üye yap. Bakacağım ben. Sen daha önce Beşiktaş'la gitmişsin. Kongre üyesiymişsin. Ben seni kabul edemem. Yani o yüzden biz diyoruz ki bir toplayalım. Bir liste yapalım. Gerçekten Akhisar sevdalısı yani Akhisar Spor gönüllüsü insanlar olsun burada. Yani burayı amaç karıştırmak mı? Niyeti ne yani? Onu öğrenelim bir. Yoksa 1.000 lira dersin herkes buraya üye olmaya gelir. Burası cadı kazanı gibi olur. Her maçta kongre olur. Buradaki başkan da görev yapamaz. Yani benden sonrakilere de kötülük yapmış oluruz. Onu da söyleyeyim. Yoksa biliyorsunuz üye yapmak basit. Dersin 1.000 lira 2.000 lira ama burası Akhisar Spor bir dernek ama öyle bir taraftarlar derneği gibi değil yani bunu bilsin herkes. Başkanım forma reklamlı firmalarla görüşüldüğü sonuç nedir bilgi verebilir misiniz? Ya görüşmelerimiz devam ediyor. Görüştük. Bütün işte kuruluşlara gittik. Yani bu konuda tabii bütün şehirden destek bekliyoruz. Odalara gittik. Borsalara gittik. Bilmiyorum şu ana kadar olumlu bir dönüş olmadı. Dışarıdan görüştüğümüz firmalar da var. Biz şu anda şeyler var bizim sahada. LED reklamlarımız var. İşte 5-6 tane daha ekstra bir ilave aldık. İnanır mısınız 4 tanesi dışarıdan aldık. İzmir, Bergama örnek veriyorum. Akhisar'dan yok yani. Burada organ sanayi var oraya gittik. Ama hiçbir olumlu dönüş almadık. Orada 60-70 tane firma var. Evet Akhisar'la olmayabilir firmalarımız ama buranın ekmeğini yiyor. Buranın gerçekten ya bir para kazanıyorlar. Bence vermeleri diye düşünüyorum yani. Bununla ilgili burada bütün sivil toplum kuruluşlarına da söyledik. Mülki protokola da söylemiştik bunları biz izah ettik. Bilmiyorum yani insanların Akhisar Spor üzerindeki düşünceleri ne olur bilmiyorum. Bunu bir daha söyleyeyim. Burası bir kurum. Buraya bir küskünlük, bir dargınlık olmaz. Kurumlara küsülmez. Belki başkana küsebilirsiniz ama kurumlara, özellikle Akhisar Spor'a bütün halkın küsmemesini diliyorum yani.